Merhaba gençler. Evet, bugün Servet Fünun yazarlarından devam ediyoruz. Yazar ve şairlerden devam ediyoruz. Evet, şimdi önceki derslerimde Tevfik Fikret'i anlatmıştım. Önemli bir şair diye. Bugün yine bir şaire değineceğim. O da Cenap Şahabettin ve diğer yazarlarımızı anlatacağız arkadaşlar. Şimdi, Cenap Şahabettin biliyorsunuz arkadaşlar, Servet Fünun'un ikinci önemli şairi olarak karşımıza çıkıyor. Asıl işinin doktorluk olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar biz İstanbul'da eğitim aldıktan sonra birazcık da yüksek lisansını yapma adına, tıp eğitimini tamamlama adına Paris'e ne yapılıyor? Gönderiliyor arkadaşlar. 3 yıl Paris'te kalıyor. Ondan sonra tekrar ülkeye dönüyor ve Osmanlı'nın çeşitli topraklarında doktorluk yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bu da eserlerine yansımış. Şimdi arkadaşlar, hemen ben edebiye onun yönüne geçmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, biz Cenap Şahabettin'in ilk şiirlerinde Muallim Naci'nin tesirinde kaldığını görüyoruz. Şimdi aynı şekilde Tevfik Fikret'te de böyle bir durum vardı. Galatasaray Lisesi'nden hocası olan Muallim Naci ilk şiirlerinde onu ne yapmış arkadaşlar? Etkilemiştir. Hatta Cenap Şahabettin ünlü şiir kitabı olan Tam Atı da yine Muallim Naci halkasındayken Servet-i Fünun'dan önce, bakın Servet-i Fünun düşüncesinden farklı olarak ne yapmıştır? Kaleme almıştır arkadaşlar. Daha sonra sanatçı Paris'e dediğimiz gibi eğitim için gidiyor. Ama Paris'e gittiğinde tamam kendi mesleğiyle alakalı oluyor. Ama bir yandan da orada bazı batılı şair ve yazarlarla da bir arada bulunma imkanını arkadaşlar buluyor. Kendisi de bizzat hatıralarında anlatıyor. İşte diyor ki ben şu 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 yazarla diyor bulundum. Şunun işte diyor sohbetlerine katılma imkanı oldu. Dolayısıyla Batı'ya gidip Batı'da kalınca onun şiir görüşünde de ciddi manada değişiklik oldu. Tamamen batılı tarzda. Ve döndüğü zaman da biz onun arkadaşlar Türk edebiyatına bir yenilik getirdiğini görüyoruz. Sembolizm. Tamam, unutmayacağız. Cenap Şahabettin'in Türk edebiyatına en büyük etkisi sembolizmi getirmesi olmuştur arkadaşlar. Sonra geliyor Servet Fünun dönemi, yazarlarıyla birlikte aynı dergilerde yazıyorlar arkadaşlar. Hatta orada Terane-i Mehtap adıyla bir şiir yayınlıyor. Bu şiir yayınlayınca bu şiir kapalı bir anlatımı var. Arapça, Farsça, Fransızca belki sözcükler var içerisinde. Dolayısıyla böyle kapalı, ağır, anlaşılmaz bir dille yazınca ne yapıyor? Ahmet Mithat Efendi, önceki derslerde de belirttiğim gibi Dekadanlar adıyla bir tartışma başlatıyor. Sizi gidi Dekadanlar diyordu arkadaşlar. Evet, o tartışmanın bir ayağını Cenap Şahabettin, bir ayağını da Ahmet Mithat ne yapıyor arkadaşlar? Oluşturuyor. Şimdi Tevfik Fikret'in şiirlerinde tabii ki o döneme uygun olarak arkadaşlar biz aşk ve tabiat unsurunu görüyoruz. Yine resim sanatının arkadaşlar ve müziğin önemli yer tuttuğunu da söylememiz uygun olur. Şimdi arkadaşlar Servet Fünun da Tevfik Fikret'le birlikte bu akımın en önemli isimlerinden birisi olmuştur. Ve sembolik şiir yazmaya Servet Fünun da arkadaşlar devam etmiştir. Ağır bir dil kullandığını görüyoruz arkadaşlar şiirlerinde. Dediğim gibi bu şiirlerde biz bireysel konuları ne yapıyoruz görüyoruz. Daha sonra Servet Fünun'un dergisi kapanıyor. Evet arkadaşlar ve 1908'de ikinci meşrutiyet denilen bir şey ilan ediliyor. Abdülhamit'in yetkileri kısıtlanıyor. İttihat ve Terakki başa geliyor arkadaşlar. Ve daha sonra biz Cenap Şahabettin'in ciddi manada politikayla, sosyal konularla ilgilendiğini değişik gazetelerde işte Hürriyet, Tanin gibi gazetelerde yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Mizahi yazılar kaleme almıştır. Dahhak-ı Mazlum adı altında arkadaşlar ismiyle ne yapmıştır? Bazı mizahi eleştirel yazılarında ne yapmıştır? Yazmıştır arkadaşlar. Daha sonraki dönemde 1911'de Selanik'te Genç Kalemler adıyla bir hareket başlıyor biliyorsunuz. Bu hareketin üyelerinden biri olan Ali Canip Yöntem'le de
dil üzerine arkadaşlar tartışmaları vardır. Hatta Ali Canip Yöntem biliyorsunuz Cenap Bey ile münakaşaların başlığıyla da bir kitapta ne yapmıştır? Bunları toplamıştır arkadaşlar. Evet, daha sonra makaleleri var. Evrak-ı Eyyam arkadaşlar Nesri Halp, Nesri Sulh adlarıyla makaleler, köşe yazıları biz yazdığını ne yapıyoruz? Sanatçının görüyoruz arkadaşlar. Evet, diğer bir başlık onun sanatıyla ilgili. Biz arkadaşlar onun sanatında gezi yazılarının da önemli olduğunu görüyoruz. Suriye mektupları Cemal Paşa diye bir kişi Şam'a davet ediyor. O yolculukta izlenimlere. Avrupa mektupları Tasvir-i Efkar iki kez Avrupa'ya gönderiyor. Onun sayesinde Avrupa'yı bir kez daha görmüş oluyor ve oradaki yine izlenimlerini görüyoruz arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz Hac Yolunda adlı eseri var. Sanatçı hacca mı gidiyor? Hayır, öyle bir şey yok. O bölgede karantina doktorluğu yapıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bir de Afak-ı Irak diye eserlerine geldiğinde göstereceğim. Sonra Cumhuriyet kuruluyor arkadaşlar. 1932'de birinci dil kurultayı yapılıyor Türkiye'de Atatürk'ün isteğiyle. Ve arkadaşlar oraya katılan yazarlardan, sanatçılardan birisi de odur. Dilde sadeleşme fikrine artık benimsediğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve eserlerinde de daha sade bir dil kullandığını biz ne yapmaktayız arkadaşlar? Cenab-ı Şahabettin'in görmekteyiz arkadaşlar. Peki hocam konuları nedir işlediği konular? Biraz önce söylemiştik bireysel konular. Aşk ve tabiat onun şiirlerindeki en önemli iki unsurdur. Tabiat onda ölü şekilde değildir. Nefes alan, canı, ruhu olan arkadaşlar bir varlıkmış gibi ifade edilir. O akşamı, gecenin kızıllığını, sembolizm biliyorsunuz bunları getiriyor. Çünkü ileride Ahmet Haşim daha derin şekilde, daha yoğun şekilde bu tabiat manzaralarını ne yapacak? Kullanacak. Ha bu dönem sanatçıları kullanmadı mı? Tabii ki bu dönem sanatçıları da varlığa sembolist ve parnast gözlerle de bakmışlardır arkadaşlar. Onun Elhan-ı Şita adlı eseri önemlidir. Kış musikisi demektir arkadaşlar. Eser önce güzel bir bahar havasıyla başlar şiir. Her şey güzeldir. Böcekler, çiçekler, kuşlar vesaire. Sonra ikinci bölüme geçilir. Hafif hafif kar yağışı vardır. Sanatçı bunu resmeder. Zaten eserin, şiirin önemli noktası budur. Tabiatın bir karın yağışını çok ahenkli, müzikalite, tamam? Yani şekilde ne yapmıştır? Bizlerin önünde tasvir etmiştir arkadaşlar. Üçüncü bölümde de fırtına çıkar arkadaşlar. O hayaller söner ve gerçekle karşı karşıya kalınır. Gerçek hayal çatışmasını anlatan Servet Fünun'daki şiirlerden, eserlerden birisidir. Şair bu şiirinde üç farklı aruz kalıbı kullanmıştır. Divan edebiyatının kuralları yıkılmaya devam ediliyor arkadaşlar. Bir de ben burada bu şiirde üç farklı nazım birimi de ne yaptım? Gördüm arkadaşlar. Bir serbest müstezat var galiba. Bir dörtlük ve beyit şeklinde üç ana kısımdan oluşuyor. Evet. Diğer bir unsur da resim. Ünlü bir araştırmacımız var Mehmet Kaplan. Arkadaşlar Şiir Tahlilleri adlı eserinde Cenab'ın şiirleri için diyor ki onun bütün şiirlerine baksak biz evet asıl gayesinin resim yapmak olduğunu görürüz diyor. KPSS'de bir soruda da sormuşlardı Cenab-ı Şahabettin'i. Bu ifadelere ben rastlamıştım sorunun içerisinde arkadaşlar. Demek ki böyle bir yönü de sanatçının nedir? Vardır arkadaşlar. Evet, ses ve musiki çok önemli. Servet Fünun'un genel dönemidir. O ses ve musikiyi oluşturacak kelimeler, bu kelimelerin bir tamlama oluşturması, tekrarlar arkadaşlar. Bunlar ses ve musikiyi ne yapıyor? Oluşturuyor. İşte bir tane örnek verir misiniz? Elhan-ı Hazan. Elhan, ha var bakın. Burada da ha var. Elhan, an. Burada da hazan. Yani bakın ne yapıyoruz? Kelimelerin, şiirlerin başlıklarında bile biz musikiye önem verdiğini sanatçının arkadaşlar görmekte
iyiyiz yani. Güzel. Şimdi bütün eserlerine bir bakalım. Tamat şiir kitabı tiyatro yazmıştır. O dönemde tiyatro geriledi ama biz sanatçı da arkadaşlar tiyatro yazdığını görüyoruz. 3 tane Yalan Körebe ve Küçük Beyler şeklinde. Gezileri var. 4 tane gezi yazısı. Hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, bir de Afak-ı Irak. Evrak-ı Eyyam, Nesrar, Nesrusur söylemiştik. Bir de Tiryaki Sözler adıyla özdeyiş kitabı çıkardığını görüyoruz. İşte diyor ki mesela örnek, kavak ağacı tek başınadır çünkü dost doğrudur gibi böyle ifadeler var. Aşk bir belediye otobüsüne benzer, ne zaman geleceği belli olmaz. Pardon, öyle bir şey yok. O günümüzün bir neyidir? Özdeyişidir, atasözüdür arkadaşlar. Güzel. Evet, bir iki soru var galiba. Cenap Şahabettin'in şiirimize getirdiği en önemli yenilik hangisidir? Evet, Cenap Şahabettin sembolizmi getirmiştir. En önemli yönü arkadaşlar Cenap Şahabettin'in budur arkadaşlar. Şimdi ikinci sanatçımız, daha doğrusu üçüncü sanatçımız Ali Ekrem Bolayır arkadaşlar. Namık Kemal'in oğludur. Namık Kemal gibi aydın bir insanın evinde bulunmak demek küçük yaşlardayken iyi eğitim almak demektir bence. Evet, bu eğitimi de alıyor. Küçük yaşlarda da şiire ne yapıyor? Başlıyor. Daha sonra arkadaşlar İsmail Safa. İsmail Safa kim? Peyami Safa'nın babası arkadaşlar. Evet, onun etkisinde şiirler yazıyor. Yani divan edebiyatında öğreniyor. Daha sonra Servet-i Fünun döneminin içerisinde biz Ali Ekrem'i ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ayn Nadir takma adını kullanarak Ali biliyorsunuz Arapça ayn harfiyle ne yapılıyor? Yazılıyor. Ondan dolayı Ayn Nadir takma adını kullanmıştır. Osmanlı-Yunan Savaşı yaşanırken Türk-Yunan Savaşı vasiyet ve asker şarkısı diye arkadaşlar milli duyguları anlatan biz şiirlerde yazdığını ne yapmaktayız? Şairin arkadaşlar görmekteyiz yani. Onun dışında Kırmızı Fesler Kaside-i Askeriye, bu önemli. Babasının biliyorsunuz Hürriyet Kasidesi var. Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi var. Ona bir nazire şeklinde yazılmıştır. 1908'de Hürriyet Ordusu diye bir orduyu öven arkadaşlar bir şiir olarak karşımıza çıkıyor. Ordunun defteri 1. Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde orduya moral amaçlı. Böyle şiirler çok yazılmış. 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar biz böyle şiirler yazıldığını görüyoruz. İşte 1. Dünya Savaşı'nda Ali Ekrem Bolayır yazmış. Kurtuluş Savaşı öncesinde Nazım Hikmet yazmış gibi birçok şairin arkadaşlar biz görüyoruz yani. Orduya moral verme adına yani. Evet. Şimdi bu da güzel. Daha sonra Cumhuriyet döneminde arkadaşlar yazmaya devam ediyor. Cumhuriyet döneminde bir sanatçının iki tane eser yazdığını, Şiir Demeti ve Vicdan Alevleri adlı eserleri basılmıştır. Şiir Demeti çocuk edebiyat adına arkadaşlar çocuklar için yazılmış bir şiir kitabıdır. Böyle bir yön var. Ali Ekrem'in biliyorsunuz Servet-i Fünun'dan ayrılması ciddi bir ekibe darbe vurmuştur. O ayrılınca bazı sanatçılar da Servet-i Fünun'dan ayrıldığını ne yapıyoruz? Bizler bilip görüyoruz arkadaşlar. Evet, Hüseyin Suat Yalçın arkadaşlar. Şimdi iki tane bizim o dönemde Yalçın'ımız var. Biri Hüseyin Cahit, birisi Hüseyin Suat. Hüseyin Cahit küçük olan, Hüseyin Cahit büyük olan, ağabey yani. Bizim el avuca sığmaz aslında Hüseyin Cahit Yalçın'dır ama Hüseyin Suat'ı da ne yapmayacağız? Unutmayacağız arkadaşlar. Şimdi Hüseyin Suat melal şairi, hüzün, endişe şairidir. Zaten şiir kitabına da Lane-i Melal ismini ne yapmıştır? Vermiştir. Eşinin ölümü onu çok derinden etkilemiştir. Eserlerinde genelde ölüm gibi, aşk gibi, arkadaşlar tabiat gibi konuları biz işlediğini ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Arkadaşlar daha sonra 1908'de bakın ikinci meşrutiyet yani Abdülhamit'in güçlerinin azalması, daha sonra tahttan indirilmesi, İttihat ve Terakki dediğimiz partinin gelmesi siyasi havayı ne yapmış? Değiştirmiş. Yazarlar da hemen ne yapmışlar? Bir değişime uğramışlardır. Mizah arkadaşlar.
1908'den sonra mizah yazmıştır. Gave-i Zalim takma adıyla arkadaşlar Gave Destanı'nda birleştirdiği bir şiir kitabını görüyoruz. Şimdi Gave'den bahsedeyim. Biraz önce de aslında geçti ismi ama şimdi Dahhak diye zalim bir hükümdar var İran mitolojisinde. Şeytan bunun iki omzundan öpmüş. İki omzundan öptüğü için iki omzundan yılan başı çıkmış. Bu yılan başı da insan beyniyle besleniyor. Ve bize zalim hükümdar sürekli birilerinin çocuklarını alıp ne yapıyor? Yılanlara yediriyormuş. En son Demirci Gave diye bir kişi var. Demirci Gave'nin de birkaç çocuğunu arkadaşlar Dahhak'a verince dayanamamış artık ve önlüğünü çıkartmış, bir isyan başlatmış. İsyan başarılı olmuş. Gave'nin önlüğü bayrak olmuş ve zalim hükümdar Dahhak tahttan inerek yerine kim gelmiştir? Yerine Feridun adlı iyi bir hükümdar gelmiş. Aslında birazcık da Abdülhamit sonrası bazı hükümdarlara eleştiri. Hani direkt Abdülhamit zalim diyemiyorlar da onu bir şekilde uzak diyarlardan örneklerle ne yapıyorlar? Göstermeye çalışıyorlar. Tiyatro eseri var. Kirli Çamaşırlar, Hüseyin Suat'ın ve Kayseri Gülleri tiyatro alanında arkadaşlar bence önemli eserler olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor arkadaşlar. Süleyman Nazif diğer bir yazarımız. Şimdi arkadaşlar Süleyman Nazif Diyarbakır doğumludur. Vatan temini çok işlemiştir arkadaşlar. Yani Servet Fünun döneminin vatan şairi diyebiliriz onun içinde. İlk şiirlerini Gizli Figanlar, sonra bastırılmıştır ama ilk şiirler bunun içerisindedir. Böyle bir şey var. Daha sonra biz onu Servet Fünun içerisinde görüyoruz. İbrahim Cehde adıyla, takma adıyla Servet Fünun'da şiirler yazmıştır arkadaşlar. 1908'de onda da bir değişim var arkadaşlar. Milli duyguları anlatmıştır. Zaten buna yakın bir sanatçıdır. Peki hocam bireysel unsurlar yok mu? Tabii ki var. Servet Fünun'da her şair bireysel duyguyu işlemiştir. Servet Fünun'un içerisinde yer alan ama daha sonra değişmiş. Fırak Irak bu önemli arkadaşlar. Manzum Mensur Irak'ın Osmanlı elinden çıkışına çok üzülmüştür. Ve arkadaşlar bu ızdırabını Fırak Irak adlı şiir kitabında dile getirmiştir. Eserlerine bakalım. Gizli Figanlar, evet önemli. Fırak-ı Irak, evet önemli. Malta Geceleri, ne işi var Malta'da? Biliyorsunuz özellikle Abdülhamit diyor ki sıkıntılı olan yazarlara, koçum gel buraya, gel, Süleyman'ım gel, işte şu gel, bu gel diye söylüyor yani. Bak diyor koçum, bu arkadaşı alın, bir ada havası alsın. Yani nereye göndersek, Kıbrıs, orada Namık Kemal var, Rodos, işte Ziya Paşa var. Önceden gönderilmiş bunlar. Malta, tamam, mükemmel. İstanbul'a da uzak olsunlar, gidince gelemesinler diye Malta'ya gönderiyor. Malta gecelerini yazmıştır arkadaşlar. Düz yazı şeklinde eserleri de var. Batarya ile Ateş'in biz arkadaşlar düz yazı şeklinde olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz ve şahit oluyoruz. R fazla çıktı orada. Kusura bakmayın. Şimdi Hüseyin Siret arkadaşlar böyle Servet Fünun'da değişik yazarlarımız var yani. Şimdi arkadaşlar önce divan şiiri sonra Servet Fünun'un etkisi arkadaşlar bireysellik değil mi? Zaten özlem ve gurbet şairi biz ona ne yapıyoruz diyoruz. Özlem ve gurbet şairi arkadaşlar özellikle gurbette ne yapmış uzun süre kalmış arkadaşlar. Klasik konularımız aşk, kadın, tabiat, özlem, ayrılık, ölüm arkadaşlar, intihar gibi konuları işlemiş. Yer yerde bazı şiirlerinde vatan sevgisini ele aldığını biz sanatçımızın görmekteyiz. İki önemli eseri var. Kimin? Hüseyin Siret'in Bir Bağ Bozumu, bir de Kıvılcımlı Kül adlı. Kıvılcımlı Kül 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Boğaziçi notları İstanbul'un o dönem güzelliğini anlatma adına bence önemli bir kısım olarak karşımıza çıkmaktadır gençler. Buna da ne yapalım? Dikkat edelim. Evet, diğer bir şairimiz Faik Ali Ozansoy.
Şimdi arkadaşlar Faik Ali Ozansoy Servet-i Fünun'da Tevfik Cenap'tan sonra gelen bir isimdir. Biz onun şiirlerinde bir metafizik unsurları görüyoruz arkadaşlar. Kehkeşan'a karşı da mesela bazı metafizik, fizik ötesi, soyut, felsefik bazı konular işlediğini görüyoruz. Zaten Fani Teselliler adlı bir eseri vardır. Fani Tesellilerin ön sözü Hamit'in arkadaşlar nedir? Sahra adlı şiirinin ön sözüne de ne yapar? Benzer. O yüzden Faik Ali'ye biz gençler ne diyoruz? İkinci Hamit diye ne yapılıyor arkadaşlar? Adlandırılıyor. Tamam. İkinci Hamit diye döneminde adlandırılıyor. Şimdi daha sonra Fecrati ekibi gençler bir araya geliyor. Gençler bir araya geldiğinde Faik Ali'yi de çağırıyorlar. Biraz daha yaşça büyük. Evet, Hilal Matbaası'na toplanıyorlar. Gruba bir isim bulmak istiyorlar. Fecrati de anlatacağım ama işte Ahmet Haşim bir isim söylüyor. Sinay Emel kabul edilmiyor. Faik Ali diyor ki Fecrati olsun geleceğin güneşi. Tamam, hem isim babası oluyor hem de arkadaşlar Fecrati'nin 4 başkanı var. Onlardan ilk başkan olarak Faik Ali'yi seçiyorlar. Niye? Servet-i Fünun'da tecrübesi var diye arkadaşlar. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani Fecrati'de biz onu da ne yapmaktayız? Görmekteyiz arkadaşlar. Celal Sahir Erozan diyor ki ben diyor kadınlar şairiyim. Evet. Eğer kadınlar olmasaydı şiirlerim öksüz kalırdı diyen bir kişidir. Kadın, aşk, akşam, gece bunun gibi konuları biz sanatçının arkadaşlar eserlerinde işlediğini görüyoruz. Daha sonra sanatçımızın Fecrati'de, daha sonra da milli edebiyat içerisinde Mehmet Emin etkisiyle Saadet Dil'le eserler yazdığını görüyoruz. Mesela bazı sanatçılarımız var. Fuat Köprülü gibi ünlü bir isimdir. Yani bir Servet-i Fünun Fecrati'de, Fecrati döneminde şiirleri var. Çok kapalı. Bir de milli edebiyat döneminde var. Bakıyorsunuz tamamen değişmiş yani. Aynı şeyi biz bu sanatçılarda da görüyoruz arkadaşlar. Beyaz Gölgeler, Siyah Kitap ve Buhran arkadaşlar sanatçımızın nedir? Önemli şiir kitapları ve eserleri olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, sorularımız var bir iki tane. Cenap Şahabettin Elhan-ı Şita'yı yazarken hangi yazarın hangi eseriyle aynı konuyu işler? Elhan-ı Şita kışın, yazın bitmesi, kışın gelmesi, gerçeklerden hayale dönüş değil mi? Tabiat manzarası. Bakıyoruz. Yaban, hayır, Kurtuluş Savaşı konusunu işliyor genelde. Mehmet Rauf Eylül olabilir. Aynı dönemin sanatçıları. Halid Edip Sinekli Bakkal, Abdülhamit dönemi İstanbul'u. Rabia adlı bir kız üzerinden biliyorsunuz. Recaizade, Araba Sevdası, Yanlış Batıllaşma arkadaşlar. Halit Ziya Mayı ve Siyah. Mayı ve Siyah, Servet-i Fünun'un romanıdır arkadaşlar. Ahmet Cemil adlı bir kahramanımız var. Güzel hayaller kuruyor ama o hayaller yıkılıyor. Sorumuzun cevabı Edirne. Her iki eserde de gerçek ve hayal çatışmasını ne yapıyoruz? Ana hattıyla görüyoruz arkadaşlar. Faik Ali, Fani Teselliler adlı şiir kitabının ön sözünde hangi şairimizin etkisinde kalmıştır diye bir soru. Evet, Faik Ali'ye biz ne diyorduk? İkinci Hamit diyorduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Abdülhak Hamit'in arkadaşlar etkisi var. Gerek Sahra, gerek Makber'deki bazı felsefik ve çevre tasvirlerini aynı şekilde Faik Ali'de görüyoruz. Sorumuzun cevabı Denizli olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, güzel. Yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Hüseyin Siret bağ bozumu. Evet, Kıvılcımlı Kül ve bağ bozumu. Önemli olan kısım zaten tekrar etmek. Celal Sahir Erozan, evet, kadınlar şairi. Beyaz Gölgeler, Siyah Kitap. Doğru. Süleyman Nazif, Gizli Figanlar. Evet, Mısır'da bastırmıştı. İlk şiirleri yer alıyordu. Hüseyin Cahit, Lane-i Melal. Ha, Melal şairi Hüseyin Cahit miydi? Abisi mi? Büyük olmasına rağmen abisi daha melal, daha hüzünlüydü. Hüseyin Cahit değil. Evet, sorumuzun cevabı
Hüseyin arkadaşlar Suat ne yapacak? Olacak. Onu da söyleyeyim. Sorumuzun cevabı Deniz'le. Edirne'ye de bakalım. Ali Ekrem Bolayır kaside-i askeriye. Evet, babasının arkadaşlar Hürriyet kasidesine nazire olarak bunu ne yapmıştı? Yazmıştı. Sorumuzun cevabı Deniz'de olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Servet Fiyon'un şiir kısmını bitirdik. Bir sonraki videomuzda Servet Fiyon'un romanına özellikle Halit Ziya ve arkadaşlar Mehmet Rauf olmak üzere bazı sanatçılarımız var. Onları göreceğiz. Beni Asım Kara Edebiyat Instagram adresinden takip edebilirsiniz. YouTube kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın diyorum.